uğurlu olsun sağ diyelim. Bugün müşteri bir haber aldık galiba. Evet, sizinle evet. Onu konuşmaya geldik. Evet. Durum nedir şimdi? Nerede evet. Olacak Gençler Birliği? Gençler Birliği bu sezon ilk yarı inşallah büyük bir ihtimalle kesin yani. 19 Mayıs stadyumunda devam edeceğiz. Bakanımıza biraz önce gün içinde telefon görüşmemizde karara vardık. Kendisi de onay verdi. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Spor Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Spor Genel Müdürümüz, Spor Genel Müdür Yardımcımız ve bu işte emeği geçen herkese Gençler Birliği Başkanı olarak, camiamız olarak çok teşekkür ediyoruz. İlk dönem, ilk yarı Ankara'da tarihi stadyumumuz 19 Mayıs stadyumunda oynamaya devam edeceğiz. İlk yarıdan sonra büyük bir ihtimalle stadyumumuz yıkıma başlanacak. Daha sonra artık günler ne getirir ne götürür bilemeyiz tabii. Daha sonra da artık nerede belirlenecekse orada oynamaya devam edeceğiz. Ama bu tabii Gençler Birliği kulübü olarak bizim için bayağı handikaplı bir süreydi. Bu bizi çok mutlu etti. Kulübümüzü mutlu etti. Herkesi mutlu etti. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanım, problemli bir süreç yaşandı ama Gençler Birliği çok sessiz, sakin davrandı bu süreç içerisinde. Evet. Herhangi bir verveliye de vermedi ortalığı ama isteğinde net 19 Mayıs'ta oynamak istediğini belli etti. Evet. Şimdi Ocak ayına sezon ilk yarısı garantiye alınmış gibi. Evet. İkinci yarısı için Gençler Birliği'nin bir planı ne? Yani 19 Mayıs tadını... Ya büyük bir ihtimalle belediye başkanımızla görüşmemizde Eryaman'daki sahanın tamamlanması akabinde büyük bir ihtimalle Osmanlı Spor Eryaman'da oynayacak. Daha sonra da bu yeni kentte de biz devam edeceğiz. Yeni stadyumumuzun inşası bittikten sonra da 19 Mayıs'ta maçlarımıza devam edeceğiz. Tabii ki bu ne zaman ihaleye çıkacak yapılması tahminim bir iki yılı kesin bulacak diye düşünüyorum. Bu şekilde olacak herhalde yani büyük bir ihtimalle Osmanlı'da biz oynarız. Eryaman bittikten sonra bitmediği taktikte de artık bakacağız yani nereye uygunsa orada oynayacağız. Ostim Stadı ile ilgili bir çalışma vardı. Ostim Stadı ile ilgili bir stat var, çalışma var ama Ostim Stadı'nın yapılması minimum 4-5 ay her şeyi değişmesi lazım. Kriterlere uygun bir stat değil. İşte çatısıymış, pasolikmiş, gişeler, ıvır zıvır bir sürü yapılması bir süre var bu. 5-6 aydan önce bitmez. Ama biz tabii ki o sinde oynamayı hiçbir zaman tercih etmeyiz. Bizim bir Süper Lig, bir lig takımıyız biz. Belediye başkanımızın da yardımları olacağına inanıyorum. Dün herhalde o konuşma etkili oldu gibi başkanım. Tabii belediye başkanımız işte stand yapıldı. Güzel bir Ankara'ya güzel bir seminer yapılmış. Ankaralılar için de çok hoş olmuş. Çok beğendim. Bayağı bir kalabalık bir topluluk vardı. Yani kulüp olarak da orada bir standımız vardı. İşte topçular, futbolcularımız hepsi dün geldiler. Eksik olmasın belediye başkanımız da standımızı ziyaret etti. Orada bir görüşme yaptık tabii. Eksik olmasın. Herkes Gençler Birliği Kulübü için. Başta bir belediye başkanımızın da emekleri tabii ki şey yapamayız. Büyük katkıları olmuştur. Herkese burada huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Camiamıza, kulübümüze hayırlı olsun. Bu sezon bir de İlhancı Hoca sezonu. Bu sezonun da anlamı büyük benim için. İnşallah hayırlı olur. Bu sezonda herkese, bütün takımlara başarılar diliyorum. Çok